Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Seçtiği gelinliğin kaliteli olmasını herkes ister ama kaliteyi anlamak biraz zordur. Teknik konular bunlar, ben hiç anlamam diyorsan iyi haber. Bu videoyu izledikten sonra baktığın her gelinliğin kalite notunu bir bakışta verebileceksin. Çünkü ipuçlarını işin uzmanından aldık. Konu gelinliğin kalitesi olunca deneyim önemli dedik ve sektördeki tecrübeli isimlerden Esra Özcan'ı ziyaret ettik. 20 yılı aşkın süredir sektörde olan Esra Hanım'a öncelikle gelinliğin kalitesini ne etkiler diye sorduk. Birincisi öncelikle içerisindeki GPR sistemi, yani iç dikiş dediğimiz bölüm, bizim için sanat diye adlandırdığımız bölümdür. Firma olarak o şekilde adlandırırız. İkincisi üzerinde uygulayacağımız kumaş kalitesi. Satenin kaliteli olması, tülünün kendi içerisinde kaliteli olması, uygulanacak dantel ve dizayn ürünlerinin kaliteli olması. Üçüncü dikkat edeceğimiz husus da uygulanacak malzemenin işleve geçmesi, ürün dizaynı. Onun haricinde de ve en önemli noktası da deneyim ve yetenek arkadaşlar. Biliyorum, Esra Hanım'ı dinlerken içinden kesinlikle gap year ne demek diye geçirdi. Gap year dediğimiz gelinliğin iç gövde kısmı. Yani gelinlik bakarken kalıbına ve iç dikişlerine göz atarak gelinliğin kalitesi hakkında sinyaller alabilirsin. Nasıl mı? Esra Hanım anlat. Gelinliğin kalitesini ne etkiler? Öncelikle arkadaşlar, iç dikiş etkiler. Yani gap year sistemi etkiler. Kalıp düzgünse, iç formunuz düzgünse, üzerinde seçtiğiniz, o çok arzu ettiğiniz kaliteli malzemeler ancak öyle güzel durabilir. Haricinde bunu da denerken anlayabilirsiniz. Dış görüntüyle iç görüntü zaten birleştiği aşamayı denediğiniz anda bel oyukluğunuz bir fizikte çıkıyorsa gelinliğin iç dikişi başarılıdır. Gelinliğin kalitesinde kumaşı göz ardı edemeyiz haliyle ama nasıl ayırt edeceğimizi bildiğimiz zaman işimiz kolay. Mesela tül gelinlik giydiğinde akışkan formda durmasını istiyorsan bunu daha giymeden anlayabilirsin. Eğer tülün gözenekleri genişse istediğin akışkan formu yakalaman biraz zormuş. Esra Hanım'ın bu konuda çok tatlı tüyoları var. Gelinliğin kalitesini etkileyen bir başka faktör de malzeme kalitesi arkadaşlar. Mesela bir organze ne kadar parlak dokuysa o kadar yanlıştır. Poşetimsi bir görüntü çıkar böyle ekranlarda. O görüntüyü sevmezsiniz. Sert bir görüntü olur. Daha matlaştıkça doku daha güzeldir. Tül kalitesi olarak da gözenekler ne kadar iriyse o kadar hacminizi daha geniş tutar. Gözenekler ne kadar minikse daha dökümlü ve daha güzel tutar. Mesela şöyle örnekleyeyim size. Nikah şekeri tülünü düşünün. Sert bir dokudadır. Elinize dokundurduğunuzda sert bir dokusu vardır. Ama gelinliklerin üzerindeki tüller böyle akış yapar. Oradaki gözenekler arasındaki farkındalığı o şekilde anlayabilirsiniz. Fransız dantelleriyle alakalı da tek bir çeşit yok arkadaşlar. O yüzden bir dantele baktığınızda bu yumuşak doku, bu kesin Fransız dantelidir, bu da değildir olayına hiç girmeyin bence. Çünkü geçmişten, o annelerimizin zamanından gelen, bugüne gelen dokular, evet, Fransız dantellerinde yumuşak doku, böyle akıcı dokulardır. Helenistik modellerde harika durur. Onun haricinde kordone dokuları vardır. Onları da elinizde tuttuğunuzda zaten göz kalitenizden çözeceksiniz. Kumaşı o kadar inceledik madem, üzerindeki işlemeleri de atlamayalım. Özellikle ışıltılı modellerde. Gelinliğin düğün günü aldığın ilk günkü gibi parlasın istiyorsan işlemede kullanılan malzemeyi de sorgulaman lazım. Neye göre mi? Kasnak işlerine dikkat etmeniz gereken husus da lütfen boncuk atılımına dikkat edin. Kasnak işleri böyle daha yoğun. Artık günümüzde zaten el işçilikleri değil, yurt dışından daha çok böyle bilgisayarlı makinelerle oluşan kasnak işi dokuları vardır. Dokular boncuk yoğunluğu ne kadar fazlaysa doku aralığında o kadar kalitelidir. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de üzerindeki işlemeler. Üzerindeki işlemeler, daha çok beyaz işli danteller tercih etmeniz daha sağlıklı. Gümüş seven arkadaşlarımız el işiyle, yani kendi firmasına ekstranın el işiyle boncuk ve işleme yoğunlaştırırsa daha sağlıklı olur. Nedeni ise gümüş boncuklar kendinden işli gelen dantellerde bir süre sonra kararma yapabiliyor. O yüzden bu tarz durumlarda dikkatli olmalıyız. İşlemesiz çok sade bir gelinlik istiyorsan senin de dikkat etmen gerekenler var. Özellikle saten kumaştan olanlar son dönemlerde çok trend ve sıklıkla karşımıza çıkıyor. Beğendiğin sade saten kumaştan gelinlikleri kıyaslarken bakman gereken şey dikişleri. Bir diğer konu ise çok sade modelleri isteyen gelin adayları. Diyelim ki saten bir gelinlik istiyor. Saten bir gelinlikte en önemli nokta kumaş kalitesinin haricinde dikiştir. Çünkü dikiş güzelse model kalitesini gösterir. Üzerinde kapatan bir taşı boncuğu olmadığı için en çok dikkat etmeniz gereken nokta saten modellerde dikiş. O yüzden lütfen saten gelinlik tercih eden gelin adayları
model dikişlerine dikkat etmeden siparişlerini vermesinler. Kumaştan, işlemeden, kalıptan bahsettik de gelinlikte kimin imzası olduğunun hiç mi önemi yok? Esra Hanım'a gelinliği alacağımız moda evinin yeteneği mi yoksa deneyimi mi daha önemli diye sorduk. Branşımızda en önemli özellik aslında bakarsanız deneyim mi yetenek mi dediğimizde hem deneyim hem yetenek ikisi bir arada olmak durumunda. Deneyim dediğimiz bölüm, yıllardır bu işle uğraşan arkadaşlarım için söylüyorum. Birçok gelin adayı birçok fikirle karşı karşıya kalabiliyor. Bu hususta deneyim devreye giriyor. Yetenek dediğimiz olay da, yetenek yaşa bakmıyor. Her yaşta şu an muhteşem işler çıkartanlar var. O yüzden deneyim ve yeteneği ben ikisini bir arada diyorum. Ve ona göre bir firma tercih edin diyorum. Ne dersin? Artık gördüğün model kaliteli mi diye bir bakışta anlayabilecek misin? Şunu da bilseydim iyi olurdu dediğin noktalar varsa yorumlara yaz konuşalım. Düğüne hazırlık sürecinde daha fazla ipucuna ulaşmak istersen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.